gündem. Mafya, siyaset, derin devlet, çeteler, insanlar ölüyor, tefeciler. İnsanlar kendi hakkını artık yargıda değil, mafya aracılığıyla, bu mafyanın devletle olan ilişkileri, bir sürü şey. Şimdi bununla ilgili araştıralım diyor, meclis araştırsın diyor. Hayır. Peki bunu meclis yapmış mı? Bir trafik kazasındaki tutanaktan meclis Susurlu Komisyonu buralarda oturmuş, Genelkurmay Başkanı'nı, istihbaratı, bakanları dinlemiş mi? Sayfalarca, yüzlerce sayfa rapor yazmış mı? O gün eski bir bakan ceza almış mı? O gün en azından devlet mafyayla, kirli yapıyla mücadelede dünyaya, ülkeye bir mesaj verebilmiş mi? Vermiş. Vallahi da billahi da bugün biz Susurluk'tan çok daha beter durumdayız. Ama meclis tek bir araştırma komisyonu kurmuyor. Yahu niye kurmuyor? Daha acısını söyleyeyim. Bakın bu meclis bir araştırma komisyonu kursa, Süleyman Soylu dahil, emniyet müdürleri dahil, uyuşturucu ile ilgili iddialarla dahil, Bodrum Marina dahil, eski İçişleri Bakanı dahil, eski bürokratlar dahil, bunları dinlese, bir rapor hazırlasa, topluma sunsa, doğru olmaz mı? Bu parlamento bunu Susurlu Komisyonu'nda yapmış. Bakın, az çalışsa da, tehdit alsalar da, ama el katmış Fikri Sağlam, o dönemki milletvekilleri önemli yol almış arkadaşlar. Ama bugün biz komisyon kuramıyoruz. Kurduğumuz komisyonlarda çalışmıyor. Hazırlanan raporları da hiç kimse hukuken bir yere alıp koyamıyor. O zaman niye araştırma komisyonları var? Niye alt komisyonları var? Alt komisyon diye bir kavramı unuttuk biz neredeyse. Şimdi yine başa geliyorum, parlamentonun itibarı. Böyle parlamentonun itibarını koruyamayız Sayın Başkanım. Bir kez daha söylüyorum. Her gün bir cinayet, her gün bir mafya olayı. Eski İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu yanlışlarla mücadele eden bir yeni İçişleri Bakanı, ki doğru buluyorum adımlarını, burada Süleyman Soylu'ya ne kadar eleştiride bulunuyorsak, bu arkadaşımızın yaptıklarında doğru buluyorum. Doğru buluyorum. Ama ikisinden biri yanlış. İkisinden biri yanlış. Bu net bir şekilde ortada. Ya bu meclis Ankara'nın ortasında öldürülen bir doçent, Sinan Ateş'in, hepsi iç içe girmiş ilişkiler. Araştırma dergisi veriliyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlı. Reddediliyor. 10 kez verildi, reddedildi. Neden reddediyoruz? Gelin, gelin bunu yapalım. Ya bakın, Susurluk'ta yargıdaydı. Bakın Susurluk'ta faili meçhul cinayetlerin hepsi yargıdaydı ama meclis geldi Susurluk'ta kurdu değerli arkadaşım. Sen sonra yargı ne güzel yargıda Sinan Ateş cinayeti. 9 ayda bir iddianame yok arkadaşım. Değerli vekilim bakın 9 ayda böyle bir cinayette bir iddianame olmaması işte vicdanları zedelemiyor mu? Sinan Ateş bir örnek sadece. Sinan Ateş'e benzer yüzlerce binlerce kirli ilişkiler var. Ama bir kez daha söylüyorum bunu bu parlamento 30 yıl önce yapmış. Bakanlar istifa etmiş. Burada verilen yen sorun hükümet düşmüş. Türkbank olayında. Bir video bakın bir ses kasetiyle hükümet düşmüş bunu parlamento yapmış. Böyle bir parlamentodan bahsediyoruz. Şimdi neredeyiz peki? Şimdi gözü kapalı tüm araştırma önergelerine ret verelim. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi, Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz. Hukuk devletinden bahsediyoruz. Erkler ayrılığından bahsediyoruz sözde. Bunu hak ediyor muyuz biz? Faili cinayetler bakın. Komisyonları kurulmuş, raporlar hazırlanmış. Biz bunları okuyarak, sorarak, yaşayan milletvekillerinden dinleyerek görüyoruz. Ama üzülerek söylüyorum ki meclis sadece paket içerisinde gelen yasaları komisyonlarda 2 gün tartışıp genel kurulda 30-40 kişiyle oylar hale gelmiş. Yasa kalitemizi arttırmalıyız. Meclisin komisyonlarını işlevsel hale getirmeliyiz. Mesela ne güzel söylediniz. Komisyonlar güçlenecek. Avrupa'da olduğu gibi. Komisyonlar canlı yayınlarla verilecek. Ya basın video alamıyor ki şu anda biz neyi konuşuyoruz? Basın canlı yayın yapamıyor. Niye yapamıyor? Ama bakın tüzükteki değişiklik en büyük sebeplerden bir tanesi komisyonların güçlendirilmesi. Komisyon görüşmelerinin canlı olarak yayınlanması. Şimdi biz şu anda bu haldeyiz zaten. Zaten süreler çok kısıtlı. Bakın 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakikalık süreler var. Zaten konuşamayan bir meclis var. Ama biz iş tüzüğü, genel kurulu susturalım. Komisyonları güçlendirelim. Güya ona göre daha etkisiz bir meclis formatına dönelim diyoruz. Olmaz.
Ama gerçekten komisyonlar güçlü olsun. Komisyonlarla tartışılsın. Alt komisyonlarla tartışılsın. Komisyon etkili olsun. Hiç sözüm yok. Ama komisyonları güçlendirmek, genel kurulun sesini kısmaksa bunu asla asla ve asla kabul etmiyoruz. Sayın Başkanım, yeni anayasa. 28. döneme bir tüzükle başladık, iç tüzükle başladık ve yeni anayasayla başladık. Evet, üzülerek söylüyorum. İki kez darbe görmüş bir meclisten bahsediyoruz. Defalarca darbe teşebbüslerinden bahsediyoruz. Hepsini lanetliyorum. Sivil bir anayasa, demokratik bir anayasa, özgürlükçü bir anayasa tabii ki hepimizin muradıdır. Tabii 80 darbesinin ürünü olan bir anayasadan hepimiz utanç duyuyoruz. Ama defalarca değişikliğe uğrayan, basın özgürlüğünden gösteri hürriyetine, sendikalaşmadan çevre haklarına kadar birçok maddesi sadık bir şekilde duran anayasayı biz uygulayamıyoruz. Yargı, bakın yürütmeyi denetleyecek iki kurum var, yargı ve yasama. Yargı yasama ve yürütmeyi denetleyecek ama yargının hali ortada. O yüzden yeni bir anayasa tartışacaksak önce bu kafayı değiştirmemiz lazım. Önce güçlü bir parlamentoyu, bağımsız bir yargıyı tartışmamız lazım. Yasamanın ve yargının bağımsız olmadığı hiçbir sistem demokratik olarak ayakta duramıyor dünyada. Bu bir gerçek. Bunu zaten 6 yıldır görüyoruz. Ben merak ediyorum. Bu sistemi değiştirelim, anayasayı değiştirelim. 6 yılda saraydan gelen tek bir kelimeyi değiştirdi mi bu parlamento? Tek bir cümleyi değiştirdi mi bu parlamento? Ama biz anayasayı değiştireceğiz. Hayır. Güçlü bir parlamento, etkin bir parlamento, bağımsız bir yargıyı getirmediğimiz sürece anayasa değişiklikleri sözde kalacaktır. Gündemi değiştirecektir. Hiçbir faydası olmayacaktır. Eğer gerçekten yürekten bu parlamentodaki tüm gruplar inanıyorsa, özgürlükçü bir anayasaya inanıyorsa, güçlü bir parlamentoya inanıyorsa, bağımsız bir yargıya inanıyorsa, o Adalet Bakanı'nı HSYK'da oturtmayacak bir yapıya inanıyorsa, hakimlerin, savcıların kendi yönetimini seçtiği bir yapıya inanıyorsa, konuşalım ama bence bundan başka her şey konuşulur. İki gündemden bahsediyorum, iş tüzük ve anayasa, ama maalesef ki parlamentoda yürütme de kafa olarak buna hazır değil. Değerli arkadaşlar, bizim Sayın Meclis Başkanı ile görüştüğümüzde özellikle torba yasa, özellikle soru önergelerine verilen geç yanıtlar, özellikle alt komisyonların işlememesi, özellikle kanunlar kararlar dairesinin daha etkin, daha faydalı, daha efektif çalışmasıyla görüşlerimizi söyledik.